Efendim, tabii ki ekranlarınızın başındasınız ama bence birazcık daha böyle dikkatli dinlemeniz gerektiğini düşündüğüm bir bölüme geldik. İsmi kötü ama her zaman söylüyoruz. Erken teşhis önemli. Başınıza ne geldiğini birazcık fark ettiğiniz zaman uzmanınıza koşarak gitmeniz, korkmadan, zaman kaybetmeden varmanız çok önemli. İşte bunları konuşacağız. Kadın Hastalıkları Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Profesör Doktor Murat Dede konuğum. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun efendim. İyi programlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün program ortağım yok. Tek başıma sırtlandım günaydın doktoru. Ortaksız olmuyormuş. Özlüyorum gerçekten kendisini. İş sebebiyle yanımızda olamayacak bu hafta. Sizinle önemli bir konuyu konuşacağız. Evet. Ama hemen baştan şöyle bir ayrıştırmak istiyorum. Biz rahim kanserini konuşacağız. Evet. Fakat son zamanlarda biz de programımızda çok konu ettik. Rahim ağzı kanseri. Evet. Şimdi bu iki başlık birbirine çok karışan başlıklar. İşte rahim ağzı kanseri aşısı var. İşte genç kızlıktan itibaren yapılması gerektiği söyleniyor. Ve biz bu aşıyı yaptığımız zaman artık rahimle ilgili hiçbir kanser konu başlığını konuşmayacağızmışız gibi geliyor. Ama galiba öyle değil. Değil. Nedir farkı? Haklısınız. Çünkü aslında rahim kanseri ve rahim ağzı kanserini geçmeden önce rahim ne, rahim ağzı ne? Rahim evet. ağzı aslında rahmin bir parçası. Ters bir armut gibi düşünürsek armudun sap kısmı olan yer evet. rahim ağzı. Tamam. Yani vajen dediğimiz ilişkiye girdiğimiz yerin devamındaki yer rahim ağzı. Tamam. Onun yukarısındaki kısım ise rahmin kendi kısmı. Tamam. Yani bebeğin yerleştiği yer, gebelik döneminde bebeğin yerleştiği yer. Rahim ağzı ise bunun vajene bakan yüzündeki kısmı. Mide kapakçığıyla mide gibi farklı geldi bana neredeyse. Mide ile 12 soluk parmak bağırsağına geçiş gibi. Gibi. Bayağı evet. aslında farklı organlar isim aynı olsa bile organ bölümleri. Gelişimsel olarak da bu embriyolojik olarak da böyle gelişimsel olarak farklılıklar gösterebiliyor. Tabii ki rahim ağzı kanserinin belirtileri, hastalığın kendisi, tipleri vesaire farklı. Rahimin kendi kanserinin tipleri daha farklı tabii ki. Peki o zaman biz bugün rahim kanserini konuşalım. Allah kimsenin başına vermesin. Bizleri izleyenler eğer şifa arıyorlarsa tez zamanda inşallah olsun. Şifa bulsunlar. Çok önemli bir şey bu. Kesinlikle. Rahim ağzı, rahim kanserinden şüphelenmemiz için vücut bize ne gibi sinyaller veriyor? Tabii bir takım şikayetler veriyor. Bu bizim için aslında bir şans. Şöyle ki örneğin bir yumurtalık kanserindeki gibi şikayetler, evet sinsi değil. Burada kendisini bir şekilde belli etme şansına sahip. Bu oranda yaklaşık hastaların %70'ine tekamül ediyor. %70 kadın bir şikayetle bize geliyor. Hangi şikayetler evet. bunlar? Özellikle postmenopozal dönem dediğimiz menopoza girdikten sonra kanamaların olması. Beklediğimiz nedir? Menopozla birlikte kanamaların son bulması. Evet. Ama bu dönemden sonra ortaya çıkan kanamalar varsa bunlar bizim için çok anlamlı. İkincisi normal kadın döngülerini yaşıyor, adet döngülerini yaşıyor. Adet dışı kanamalar oluyorsa. Adet kanamaları oluyor ama bunların süre ve miktar olarak fazla olması. Dördüncüsü bir yumurtlama problemi varsa kadının, örneğin polikistik over hastalığı gibi, bunu da çok güncel bir hepimizin ağzında olan bir hastalık evet. ve toplumda da oldukça sık gözüküyor. Yumurtlama problemi olan kadınlarda yumurtlamasız periyotlara bağlı olarak ikinci bir hormon salgılanıyor östrojenin yanında yumurtalığımızdan. Tamam. Progesteron dediğimiz. Bu progesteronun yetersiz olmasına bağlı olarak östrojenin karşılanmamış östrojen etkisiyle rahim içinde belirgin bir kalınlaşma ve sonrasında da polip, kanser öncüsü lezyon ve kansere doğru bir gidişat olabilir. Bunlarla karşılaşabiliyoruz. Peki nasıl saptanıyor rahim kanseri? Yani ben hep en merak ettiğim konu budur mesela. Kan tahlili yaptırdınız diyelim 6 ayda bir işte genel bir kan tahlili yaptırıyorsunuz. Orada bir oran var mıdır ki evet bir doktora görünmelisin? Şu an onu söyleyebilmek mümkün değil. Bunlarla ilgili olarak bir takım tabii çalışmalar devam ediyor ama burada en önemli şey hastanın şikayetleri. Yani hastaya kulak vermeliyiz, hastayı dinlemeliyiz. Hasta bize aslında her şeyi söylüyor. Bu aşamada bu açıdan değerlendirdiğimizde de kadının kanamaların olması biraz evvel dediğimiz risk grubuna tabi ise, bu gruba dahilse, bu kadınlarda yapacağınız bir endometriyal biyopsi, yani rahim içinden bir parça alınması. Biyopsi. Evet, biyopsi.
poliklinik şartlarında. Yani atıyorum ultrasonla göremiyorsunuz bunu ultrasonu... ya da herhangi bir ekstra bir kan şeyinden anlaşılmıyor. Hayır, kanla anlaşılması mümkün değil. Bunun histopatolojik olarak yani doku bazında tanısının konması gerekiyor. Bunun için de elimizde mutlaka doku olması lazım. Hmm. Ve poliklinik şartlarında yapılabilecek kadar da basit aslında. Son derece küçük, ince 3-4 milimetrelik birbirinin içine geçmiş plastik kanüller var. Bunlar yardımıyla aldığınız bir biyopsi hasta daha masadayken muayene aşamasında bunu saptayabilirsiniz. Bunu patolojiye gönderirsiniz. Patolojiden gelen sonuç üzerinden hastamıza nasıl bir yönetim şeması uygulayacağımız ortaya çıkacaktır. Peki şimdi siz böyle söyleyince şöyle bir şey geliyor. Mesela mevsim dönümlerinde bazen adet gecikmesi ya da adetin uzun sürmesi ya da adet arası kanama olabiliyor. Olur. Ya da işte doğum sonrası benim öyle bir sürecim oldu. Ya da mesela bir arkadaşım doğum kontrole geçtiğinde spiralini taktığında bir süre bunu yaşadı. Tabii. Nasıl ayırt edeceğiz? Siz hani menopoz sonrası kanama dediniz. Birincisi, bu çok spesifik. Çok... Bu doğru. Peki mesela yani menopoza da giren mesela arkadaşlarım var. Gene kanamaları oluyor biraz. İşte, ne kadar süre vermek gerekiyor? Nasıl birbirinden ayıracağız bu tabloyu? Şöyle mesela 6 aylık bir süreç. Hiç adetsiz dönemi takip eden menopoza girdik. Tamam. Son adeti gördü. 6 tamam. Ay adetsiz periyot. Sonrasında kanamaların olması mesela bizim için önemli bir anladım. Bulgu. Anladım. İkincisi, bazı kadınlara hormon replasman tedavisi dediğimiz menopozdan sonra eksik olan hormonu yerine koyma tedavileri veriliyor. Tamam. Bunu yapıyorsunuz, tedaviyi kesiyorsunuz, sonrasında 6 hafta sonrasında kanaması ortaya çıkan kanamalar olması. Miktarın, bu bir şey mi? Önemli mi? Evet, önemli bir şey bu. Hmm. Yani 6 hafta sonra tekrar kanama ortaya çıkması. İntermenstrüel kanama yani adet dışında kanamaların olması. Mesela dediğim gibi işte mevsimsel, doğum sonrası bunları dahil ediyor muyuz bu meseleye? Bunları bunun içine dahil etmek mümkün değil. Heh. Ama kadında yineleyen kanamaların olması, tamam. Anemi yaratacak kadar kanamaların kansızlık. Olması. Evet, kansızlık yaratacak kadar kanamaların olması bizim için çok daha önemli. Buna eşlik edecek, bir takım kadının kondisyonları varsa, yani eşlik eden problemleri varsa, örneğin obezite gibi, örneğin işte bu polikistik overin kendine has bir yapısı vardır. Bu hareketsizlik, hipertansiyona sahip olması, diyabetik olması, bunların her birisi bizim için bir risk faktörü olarak karşımıza çıkıyor. Meme üzerine koruyucu etki yaparken, rahim üzerine ve rahim içinden bahsettiğimiz rahim içindeki kanserler üzerine de olumsuz etkileri. Yani yaklaşık %1 ila 5 oranında kanser oluşturma riski var. Dolayısıyla bu tip kadınlarda ilacı kullanırken kanamaların olması gene bir risk. Bunun dışında menopoza girmiş hastalarımız var. Bunların takiplerinde rahim içi kanınlaşması olmuş. Sadece kanınlaşmanın olması bizim için yeterli değil. Buna eşlik eden kanamaların olması da bizim için bir işaret. Evet. Buna benzer bir takım risk grubu hastalarımız var. Veya 50 yaşından önce hasta adetleri normal, bazen sıra dışılık oluyor. Ama geçmişinde, ailesinde meme, yumurtalık, kalın bağırsak kanseri gibi linç sendromu adını verdiğimiz ailesel kanser ailesi sendromuna sahip olma. Yani genetik de bir yapısı evet, var mı rahim kanserinin? Var. Özellikle bunları taşıyorsa o zaman bu grup hastaları mutlaka daha yakından takip etmeliyiz. Ben habire not alıyorum ama şeyi de sorabilir miyim? Nedir oran ülkemizde rahim kanseri? Şöyle ve aslında bunu dünyayla başlayıp Türkiye'ye, ülkemize getirecek olursak, dünyada Globokan verileri dediğimiz yaklaşık 2-3 yılda bir yayınlanan veriler var. 145 ülke yaklaşık 36 kanser üzerinden veriler toplanmış. Yaklaşık 360 bin civarı her yıl yeni vaka var. Dünya üzerinde. Evet. Türkiye'deki oran? 100 bin kadın başına 8 civarında, 18 civarında rakam. Evet. Şükür diyelim gene aslında. Ama yine de yüksek ama kadın kanseri bu kadar çok kanser konuştuğumuz bir yerde. Bize göre evet. Ama tüm dünyaya baktığınız zaman artan bir trendi var. Çünkü şöyle Amerikan verileri, bu araya onu da eklememde fayda var. Amerikan Kanser Cemiyeti her yıl yeniliyor bunu. Yaklaşık
35-40 bin civarı yeni vakadan bahsediliyor. Bunların %18-20'sini kaybediyoruz. Dolayısıyla dünyadaki artan obezite, diyabet, metabolik sendrom gibi bu obeziteyle bağımlı hastalıklar yüzünden bu hastalığın artma ihtimali de tabii otomatik olarak yükseliyor. Peki kısacık birkaç soru soracağım. Çok az vaktimiz kaldı. Erken teşhis hayat kurtarıyor mu? Erken teşhis ve tarama, yani burada bahsedilen şey, örneğin bir rahim ağzı kanseri, simir alma, sinir, meme kanserinde mamografi, meme ultrasonu, evet, kalın bağırsak kanseri. Dünya Sağlık Teşkilatı bu üçü için tarama veriyor, öneriyor. Ama rahim kanseri için maalesef böyle bir şey yok. Biraz evvel saydığım risk grubuna sahipse, örneğin işte herediter olarak ailesel bir eğilimi genetik varsa, olarak işte tamoksifen kullanan kadınlar, bahsettiğim birkaç tane parametreye uygunsa bunların taranması, en ultrasonografi, transvajinal, gerektiğinde de biyopsinin yani alınarak. Yani erken tanı aslında tedavide çok iyi bir şey mi? Şansımız kesinlikle. Şansı yükseltiyor. Erken rahimde sınırlıyken tümörü elde ettiğimiz zaman sadece cerrahi bile yeterli gelebiliyor. Anladım. Çok çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgi için. Ben teşekkür ediyorum. Aslında soracak çok sorum var. Habire yazdım ama sizi bir daha bekliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Böyle yetmiyor zaman bazen. Sağ olun, ben çok teşekkür ediyorum. Devam ediyoruz.